Kanım Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Tek dayanağı popülizm olan açıklamayı reddediyoruz ifadesini kullandı. Esra Nehir'e bir dönelim. Esra bu açıklamanın, bu tepkinin hemen ayrıntılarını aktaracak. Daha sonra devam edeceğiz konuklarımızla. Esra. Ceren Bektaş Atuk, aslında ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamaya hem soykırım ifadesini kullanmasına hem de büyük felaket ifadesini kullanmasına Ankara'dan da dakikalar sonra peş peşe tepki mesajları geldi. İlk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir yazılı açıklama yaptı. Tarihsel gerçekler politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez dedi. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır dedi. Somut hiçbir veriye ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Bir sosyal medya mesajı paylaştı. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Sözcükleri tarih değiştiremez, yeniden yazılamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir dedi. Kabineden de çeşitli tepkiler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de tarihinde ayrımcılık olanlar kendi yüz karısı tarihlerini ve medeniyete karşı millete yansıtmak beyhude dedi. Bunun dışında AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan, yine AK Partili çeşitli isimlerden de tepki geldi. Ama en sert tepki ve ilk tepkiler AK Parti Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı Numan Kurtulmuş ve Numan Kurtulmuş'tan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Aslında Joe Biden'ın açıklamasından dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye Ermenileri Patriği Şahat Maşanyan'a gönderdiği bir mesajı vardı. Bu mesajda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri iyileştirme, geliştirme çağrısını yinelemişti. Bu tartışmaların üçüncü taraflara, taraflarca siyasallaştırarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesi kimseye fayda sağlamaz demişti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin vermeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajından hemen önce. Ve hükümetten de çeşitli açıklamalar geldi. Biraz önce de söylediğimiz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir tepki mesajı paylaştı. Bu mesajında da tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Ve biraz önce de yeni bir açıklama geldi. O açıklamayı da hemen paylaşalım. ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleriyle Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamaları kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz dedi. Bu da Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması. Söz konusu açıklamanın konuya dair bilimsel ve hukuki hiçbir temeli yoktur denildi ve 1915 olaylarının niteliği politikaların konjonktürel siyasi sayıklara ve iç siyaset mülahazalarına göre değiştirilemeyeceği de ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüzyıldan fazla süre bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceğinin birlikte inşa etmeleri açısından samimi çaba gösterilmesi gerekirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanının bu açıklamasının halkları kutuplaştırmak ve bölgeye barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırdığını ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Çavuşoğlu da bugün bir açıklama yaptı. Bu Biden'ın açıklamasına, soykırım ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Peki. Şüphesiz Ankara'dan bu açıklama Biden'ın soykırım ifadesini kullanmasına ilerleyen dakikalarda yeni tepkiler de gelecektir ve bu tepkileri de aktarmaya devam edeceğiz. Esra Nehir, teşekkür ederim.